Doğru söylüyorsunuz. Çok hayati bir mevzu var burada. Sizin o kural dışına çıkalım. Mesela ne örnek verebilirsiniz? Nasıl yapacağız bunu? Bir, bakın daha önce de söyledim bunu. Buradaki yapının karşılığında Akdeniz'de özellikle bir kuvvet oluşturmanız lazım. Bir kep görevi yapması lazım. Havadan ve denizden. Bunu oluşturmadığınız sürece bu kural dışı hareketleri gözlemiyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi yani Arap dünyası ya da diğer devletler nasıl bu işe gözlemiyorsa ve bundan şımarıp şımarıp az önce Zafer Bey'in ortaya koyduğu tablo gibi uydurma senaryolarla hala astarına basmaya devam ediyorsa ki edecek hala. Siz bu kural dışılığı kurallarla çözmeye çalışıyorsunuz. Rasyonel çözümler burada işe yaramayacak. Çünkü O karşıda yüzden irrasyonel çözüm öneriyor işte Melih. Yani ben bir tane öneride ya bulundum. Sizin önerinizi kabul. Merak ediyorum. Bu olmaz diyorsunuz. İşte Samet söyledim. Bizi bir gösterebilir misin? Şu söyledim. Kıvır kapısına yani oradaki limana Melih mutlaka... sen bu işleri bilirsin. Gandhi'nin yürüyüşü neydi? Meşhur. Tuz yürüyüşü yaptı. Tuz yürüyüşü değil mi? Bak sivil inisiyatif diye bir şey var. Bak bu bir sivil inisiyatif girişimi. Budur zaten. Demek istediğimiz önümüzdeki budur bu noktada. Devletlerin şey yan yana gelmesi üstad. Tamam. Öyle bir şey yok. Siz inanıyor musunuz buna ya? Şöyle inanma diye bir gazeteci şey yok. İstanbul'un göbeğinde kıtır kıtır kesen adamlar. Dünyanın gözlerinin içine baka gelmezler, baka bunlar mı bir şey? Hiç şey yapmayacaklar. Bu ama noktada aynı inisiyatifi denizde göstermeniz daha mantıklı gibi gözüküyor. Bu bölgede bakın orada dediniz ya az önce uluslararası sular var vesaire bilmem bir şey var. E burada devlet var ya. Mısır var ama Mısır buna ne diyecek? Mısır siviller gelip orada biz toplanacağız burada diyecek insanlar. Mısır buna toplanmayın mı diyecek? Ben de diyorum turistler, bir, Londra, İngiliz pasaport taşıyor. Bir devlete dayalı bir çözüm olmaz artık burada. Ne Mısır'a, ne Suudi Arabistan'a, Mısır değil, ne Mısır İran'a. Mısır bizim alanımız hocam. Anlıyorum yani ama oradan geçecek sonuçta. Onun bir egemenlik sahası var. İçinden geçmek zorundasınız. Ya buna mı izin vermeyecek Sisi? Vermeyecektir. Bakın bugüne kadar neye izin verdi ya? Şunu bile açana kadar kendi vatandaşlarına uğraştı. Belki ama Londra pasaportu taşıyan Amerikan vatandaşları şunlar bunlar niye burada bir şey örgütlenemesin? BM'de pekala bununla ilgili yani bir noktada harekete geçirilebilir. Guterres çok da diyaloğu kapalı bir adam değil bence. Ben bunu tam kapatmıyorum bu konuyu. Elbette ki bu konu da yapılabilir eş zamanlı ama denizdeki ablukayı kaldıracak harekatlar düzenlemezseniz şuradaki çözüm kaç kişiyi kurtaracak? Ne getireceksiniz burada? Denizden hiçbir zaman öyle hocam, bir şey başlayacağını hocam denizdeki ablukayı kaldırmak için bildiğin savaşın eşiğine gelmen gerekiyor değil mi? Yani? Bakın ne dedim? İrrasyonel tabii. Çözümler. Yani hep bakın hep geri atıyoruz biz şimdi, çözümleri. Hep diyoruz ki İsrail'i daha da mı çıldırtırız? Acaba Amerika orada bir şeyler mi yapar? Yo, İsrail daha da çıldırtmak bakın, bu de, denizden gelmeye kalktığında şey, denizde farklı çok yollar. Daha rahat vurabilir. Farklı yani. Yollar kullanmak zorundayız. İşte irrasyonel aslında devletlerin riski, harekete geçemediğini bildiğimiz için halklar zaten sokakta yatmıyorlar, uyumuyorlar. Böyle bir şey pekala daha yakın bir çözüm gibi geldiği için söylüyorum. Hayır, bence de aynı sivil hareketi denizden yapabilirsiniz. Yolcu gemileriyle, şunlarla, bunlarla. Dolayısıyla denizde yapılacak olan harekat daha zor. Bakın daha zor. Önünü keser, bir şeyler durdurmaya çalışır. Ama şurada kaç defa bombaladı burayı? Yani 30-40 gündür. Şurayı, şimdi vursun işte İngiliz vatandaşlarını vursun. Kızılaç'ı yani, bombalasın bakalım. Bombalayabilecek mi? Orada hastaneye bombalı Zafer Bey. Kızılaç'ta ne burada Filistinler var diyor içinde. Fark onlara hayvan içinde diyor biliyorsunuz. Norveç'te doktor tabii, da var. Tabii yara hayvan. Yani İngilizlere yani çok öyle ulusal ya da çok lokal bir hastane değil orası. Çok aslında neyi tartışıyoruz? Var, İsrail'in vahşetine gözünü ve kulağını tıkamış Batı'nın borcunu ödemek noktasında gösterdiği cevvaliyetten dolayı hissettiğimiz çaresizliği konuşuyoruz. Tek gerçeklik de bu hocam. Bu, size söyleyeyim bu, yani. Onun evet, ötesinde şu an bu. Bütün televizyon kanallarında tartışıyor. Herkes İstediğimiz iyi niyetle. Kadar tartışalım. Uzmanlar diyorlar ki tespitler yapıyorlar ama yok. Akut problem dün gece bir hastanenin basılmış olması, bebeklerin öldürülmüş olması, sizin ifade ettiğiniz gibi insani sorunlar başladı. Hastalıklar baş gösteriyor. Tabii. Çok temel şeyler ve saat geçirmememiz hocam, gerekiyor. Hocam geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Habitat dedi. Ben onu çok çok kullandım müsaadesiyle. Estağfurullah. Yani bu bölgedeki habitat bitti. Ya insan yaşamına uygun bir alan yok. O yüzden tekrar yaratmanız gerekiyor. Sahra ünitesiyle bilmem neyle onunla bununla. Yani şuradan çıkacak olan ufacık kapıdan geçecek 2-3 tane tırla bunu sağlayamazsınız. Tablo daha da büyük burada. Daha yani geniş. Tümden çözemezsek diyorsunuz. Küçük çözümlerde ama bence bir kişinin bu burada kalır bakın. Şu yani. Girer İspanya burada. Başbakanı... Şurada kalır. Kalır. Şurada kalır. Şurada evet. Blok var bakın. Bu bloğu nasıl geçeceksiniz ya? Adam evet. Burayı kapatmış durumda. Yani şuradan girecek hiçbir toplu yine şuraya kadar gelmeyecek. Ben de diyorum ki şuradan gelirse çok daha rahat. Çünkü keşke. Problem burada. Han Yunus'ta değil problem. Orayı da bombalıyor. Adama git diyor 80 kişi giderken bombalıyor. Yani rotaları da bombalıyor. 1,5 milyon insan yani şuradaki insanlar buraya geçince vadinin bu tarafına geçince ölmüyorlar diye düşünmeyin. Değil tabii. Muhammed Bey Filistinli gazeteci geçen anlatıyordu. Kayıpların büyük çoğunluğu bu bölgelerden sivil yani buraya kaçan insanların üzerine yapılan ateşlerle geldi. Burada 1,5 milyon insan yaşıyor. Ya, sevindirici bir haber. Gerçi İspanyollar bunu 7 Ekim'den beri çok yaptılar.
insanlık adına böyle umut ışıkları verdiler. Şimdi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez diyor ki hükümetimiz gereken çalışmaları yapıyor. Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için çaba göstereceğiz. Ya şu İspanya Başbakanı bunu söylüyor. İspanya Başbakanı bunu söylüyor. Şu İspanya'nın yaptığını hani sürekli hani bu benzetmeleri yapıyoruz ama hani niyeyse birçok ülkeden göremedik ya. Ya yapacağız. Olmaz. Kimse kusura bakmasın. Yapılacak bir şey yok. Ortada çok akut bir durum var. Tarih yazılıyor. Bugün kimin ne söylediği, nerede durduğu tarihe geçiyor. Bir takım politik gerekçelerle insanlar bir şeyleri dile getirmeyelim diyor olabilirler ama bazı üst teşkilatlarda manifestolar koymuşlar. 69'da İslam İşbirliği Teşkilatı, bugünkü adıyla söylüyorum. Yani 35 tane madde var Zafer Bey. Bunun 30'u İsrail ve Arap halkının çıkarlarını korumak üzerine inşa etmişler. 8. maddesi bir tane daha var. İkisi de Filistin'le ilgili. Ya burada koruma derken neyi anlıyor bunlar? Korumak ne? Yani orada Mescid-i Aksa etrafındaki Kudüs'ün korunmasından bahsediyor. Çok doğru. Kutsaldır. Ama geride koskoca bir halk var ya. Artık bu sürekli ben de çok anlattım. Uluslararası hukuku anlattım. Bir sürü maddeleri söyledim burada. İhlalleri anlattık. Ama dediğim gibi burada artık doğru düzgün akılla, zekayla ya da mantıkla izah edecek bir durum değil bu. Bu artık irrasyonel çözümün geldiği nokta. Ne yapacaksanız yapacaksınız. NATO susuyor. BM susuyor. Sadece ağıt yakıyorlar. Her ikisi de. Çocuklar üzerinden yakılan bir ağıt var. Artık rasyonel akılla yürümez. Tekrar tekrar söylüyorum. Kurulacak. Niye korkuyoruz ya? AB'siz, ABD'siz, Batı'sız biz güvenlik mimarisi çizemeyecek miyiz? Çizmeye kalkanları bizim gibi hemen öteliyorlar. Hocam oraya bir sürü siz daha iyi biliyorsunuz askersiniz. Bir sürü gemiyi yığmış Amerika Birleşik Devletleri. Yığsın, yığsın. Onlara önce izin vermeyeceklerdir herhangi böyle bir şey. Çanakkale'de yığdılar. Kaç gemi geldi Çanakkale'ye? Ve hangi güçle biz onları bertaraf ettik? Akılla, zekayla, bilimle. Ve sanatla, askeri sanatla. Yani o tüm herkes öyle bir kitlenmiş ki. Çanakkale Savaşı irrasyonel bir savaştır. Asimetrik bir savaştır. Ve asimetrik taraf kazanmıştır. Burada halkın ölümü, ya şimdi bunu söyleyerek karşı tarafta da şöyle bir etki yaratıyor. Evet, istediğimiz oldu. Bak ağlattık, insanları bir şekilde üzdük. Üzülmeyeceğiz artık, üzülme zamanı değil. Madem öyle, şunu da şu tespiti yapalım. Burada Hamas'ın başarılı olması aslında İslam dünyası, Müslüman ülkelerde de bazı çevrelerin korkulu rüyası. Tabii canım, bunda, en büyük sıkıntı. Burada söylemek lazım. Çünkü Hamas bir, seçimle iş başına gelmiş. İki, bir halka dayanıyor, bir millete dayanıyor. Hı hı. Ve o geleneksel yapıyı, geleneksel yapı üzerinden kendi iktidarlarını uzun yıllardır tahkim eden başka ülkelerdeki o yapıları tehdit ediyor. Hamas burada İsrail'i püskürtse, başarılı olsa bu emin ol bütün bu coğrafyada etkileyecek olur. Tabii. Dolayısıyla burada Hamas'ın bir şekilde burnunun sürtülmesi hatta tasfiye edilmesini belki de bu Mahmud Abbas'ı sürekli sahaya sürme planı var ya. Hı hı. Ya bunun bununla da alakası var. Tabii. Çünkü Mahmud Abbas ideal bir figür i̇deal gibi bir gözüküyor. Batı yöneticisi. Batı'nın istediği yönetici tarzı. O, hemen bir eklemede bulunmak istiyorum. Bu zaten konuşulan senaryoların içerisinde var sevgili Zafer. Diyorlar ki Hamas'ı etkisiz hale getirebilirsek bölgenin yönetimini İsrail'in talep ettiği bir yönetime bırakıp içeride de bir barış gücü gibi garantör unsurlar yerleştirilsin. Fakat bunların içinde Türkiye falan olmasın. Kim olsun? Birleşik Arap Emirlikleri Katar olsun. Abraham Accord, İbrahim Anlaşması'na her kim destek verdiyse Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun. Bunlar burada barışı sağlasın. Bu tam İsrail'in istediği bir yönetim tarzı. Şunu hemen tabii, hocam sözünü tamamlarsan bir bakacağız. Tamam, sözünü lütfen şey tamamla. Yapsın ondan sonra. Çünkü konuşalım. Bir arada bombalar düşüyor. Atagündüz kurşuna bir gidelim. Ata arkanda aydınlatma mermileri görüyoruz. Saldırılar yine mi yoğunlaştı? Biz Şifa Hastanesi'ni konuşuyoruz ama ne aktaracaksın bize? Doğrudur Melih Altınok. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size ve konuklarınıza. Ardı ardına aydınlatma fişekleri ateşleniyor. Dakikalardır şu anda da bitti yanılmıyorsam. Ama o aydınlatma fişeklerinin ardından bombardıman devam ediyor. Özellikle Gazze'nin kuzeyini konuşuyoruz günlerdir. Bugün de akşam saatlerinde özellikle tam da böyle güneşin batmaya yakın olduğu saatlerde yine o Beyt Hanun bölgesinde, Beyt Lahya bölgesinde ve Cibaliye mülteci kampının etrafına inanılmaz yoğun bir bombardıman vardı.
Yani hani günlerdir buradayız, hep aktarıyoruz. 24 saat esasına göre neredeyse aktarıyoruz ama İsrail'de yine günlerdir 24 saat esasına göre o kuzeyi bombalamaya devam ediyor. Hatırlayın, bundan önceki günlerde ne deniliyordu Gazze'lilere? Siz kuzeyden güneye doğru göç edin. Savaş bittikten sonra biz sizi tekrar kuzeye alacağız diyordu. Yani evlerinize dönebileceksiniz diyorlardı. Tabii yani buna hiç kimse inanmamıştı. Şu an itibariyle zaten hani on binlerce binadan bahsediyoruz. 40 gün önceki geldiğimiz ve gördüğümüz Gazze'nin kuzeyiyle şimdiki arasında da dağlar kadar fark var. Mesela önceden gündüz saatlerinde binalar görünüyordu. Artık o binalar yavaş yavaş görünmemeye başladı. Çünkü enkaz yığın haline geldi. Tabii İsrail ordusunun kuzeyde adeta bir bataklığa saplandığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Halen daha çatışmalar yaşanıyor. Hemen önümüzde, yanı başımızda, 1 kilometre ötemizde, 1,5 kilometre ötemizde halen daha Kassam Tugaylarıyla İsrail ordu birlikleri arasında çatışmalar yaşanıyor. O binalar bombalanıyor, bombalanan binalar tekrar bombalanıyor. Çünkü o enkaz yığını haline gelen binaların içerisinden Kassam Tugayların askerleri çıkıyor ve anti-tank füzeleriyle İsrail'in zırhlı araçları hedef alınıyor. Dolayısıyla o noktalarda, yani o enkaz yığınları da adeta İsrail ordusu için bir kabusa dönmüş durumda, bir korku noktası olmuş durumda. Tabi bir taraftan da tünellerden bahsediyoruz. Özellikle tahrip gücü yüksek bombalarında zaman zaman savaş uçaklarından atıldığını buradan gözlemlemek mümkün. Özellikle dediğim gibi akşam saatlerinde çok yoğun bir bombardıman vardı. Gökyüzü simsiyah dumanlarla kaplandı ve şu an itibariyle de aydınlatma fişekleri atılıyor. Şunu biliyoruz ki o aydınlatma fişekleri ateşlendikten sonra yeni bir bombardıman başlıyor. Savaş uçakları tarafından veya sınırda konuştu topçu birlikleri tarafından. İsrail'in kayıpları artıyor, onu söyleyelim. Bugün İsrail ordusundan bir açıklama yapılmıştı. 53'e ulaştı İsrail ordusunun kayıp sayısı. Tabii bu da İsrail kamuoyunda yine o tartışmalara neden olan konulardan bir tanesi. Şifa Hastanesi'ni konuşuyorsunuz. Yine bununla ilgili sıcak açıklamalar var. İsrail Ordu Radyosu'ndan bir açıklama yapılmıştı geride bıraktığımız gün içerisinde. Rehinelerin izine rastlanmadığına dair ki İsrail, Amerika destekli İsrail halen daha rehine aramaya devam ediyor. Çünkü rehinelerin nerede olduklarını bilmiyorlar. Bu açıklamayı bir ay önce de yapmışlardı. Amerika ile birlikte o rehinelerin yerlerini aradıklarına dair, bir taraftan da esir takası ile alakalı görüşmelerinde devam ettiğini biliyoruz. Toparlayalım bir cümle. Aydınlatma fişekleri ateşleniyor. Gece muhtemeldir ki yine hareketli geçecek. Gazze'nin kuzeyinde özellikle takip ediyoruz. Sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz tabii ki. Evet, Atagündüz Kurşun'a teşekkür ediyoruz. Kameramanı Taha Hazar'la beraber ilk günden beri 7 Ekim saldırısının başladığından hemen sonra bölgeye gazeteciler gitti. O ekiplerden bize son gelişmeleri aktardı. Bu arada Reuters'ın geçtiği bir haber var. Doğrulandı mı? Artık sosyal medyada her şeyi bir kez daha sormak istiyorum ama İran dini lideri Hamas lideri Haniye'ye 7 Ekim saldırısı hakkında bizi bilgilendirmediğiniz için savaşa girmeyeceğiz, sizi desteklemeyeceğiz açıklaması yaptı deniliyor. Bugün zaten içerisinde bunu malumun ilanı yani. Yani evet, biz biliyorsun bu programda bir ay önce konuştuk bunları. Evet. Tamam. Ama bunu bir de açıklamaları falan, hani bunu yapmadıklarını biliyoruz da artık bu ne anlama geliyor onu bilmiyorum. Yani insanların gözünün içine geliyor, baka baka bunu söylüyorsunuz. Trump ne dedi geçen hafta? İran dedi bize haber yolladı, 18 tane füze atacağız ama bir tanesi bile sizin üstünüze değmeyecek dedi, hatırlıyor musun? Aynı İran. Aynı İran işine devam ediyor. Burada Yusuf Hoca bir kere çok güzel söyledi. Hani bu bölgede İsrail ve İran birbirlerinden meşruiyet devşiriyor. Tabii. Yani ya attıkları her adımda birbirlerine hedef göstererek aslında bir şeylerin üzerini kapatıyor. Burada da çok şaşırmamak lazım. Batı'da bir tane makale vardı. Foreign Affairs'da Batı neydi ismini hatırlayamayacağım. Hayalet Hizbullah, yani Lübnan'daki Hizbullah militanlarına hayalet diyor. Dolayısıyla var mı yok mu belli değil diyor. Ya artık Batı bile dalga geçiyor bu durumla. Hamas'ın en büyük güvencesi oydu, biliyor musunuz? Daha önce söyledik bunu, 2,5 yıl önce bir toplantıda Hizbullah, devrim muhafızları, İslami Cihat artı Hamas 17 farklı fraksiyon müştereken toplantıda karar aldılar. İşte bu Hamas'ı yalnız bıraktıkları için bu katliamların aslında bir miktarda müsebbibi onlar.
O yüzden söylüyorum, bir devlete bağlı çözüm yok. O zaman çözüm de yok Kemal Hocam. Ben sizi dinlerken bunu diyorum. Yani çok haklısınız. Sözlerinize hak veriyorum. Bunun dışına çıkalım. Bir devlete bağlı çözüm yok diyorsunuz ama bir şey olmayacak. Yani yarın bir şey olmayacağını anlıyorum. Bunu kim yapacak? Az önce işte sivil toplum hareketi, sivil inisiyatifler toplansın Mısır'a. Nereden gelecek? Mısır'dan gelecek. Nereyi kullanacak? Akdeniz'i kullanacak. Dolayısıyla gene Akdeniz'de bir seyir olacak. Bari olacaksa eğer bir seyir, düzgünce Gazze'ye doğru olan bir seyir olsun. Artık orası Gazze'nin kendi karasuları, hatta kıta sahanlığı bana göre münhasır ekonomik bölgesi. Dolayısıyla o bölgeye teknik olarak Gazze'ye ait olduğu için giriş ve çıkışlar hukuken Gazze'nin sorumluluğunda. Yani Filistin devletinin sorumluluğunda, İsrail'in değil. İsrail orada şu anda var ama de jure yok. Onun için söylüyorum, madem bir hukuk ihlali olacak, Gazze'nin göbeğinde olsun. Hani bunu illa hani tamam sivil inisiyatif sadece Refah sınır kapısında toplanan yardım kuruluşları olarak değerlendirmemek lazım. Pink Floyd'un solisti. Roger Waters. Adam biliyorsun Arjantin'de galiba iki tane otele gidiyor. İkisinden de adamı kapı dışarı ediyorlar. Niye? Filistin'e destek mesajları paylaşıyor diye. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir rap şarkıcısı Gazze'de öldürülen çocukları çıktığı sahnede arkada bir LED ekrandan tek tek yazıyor. Ya yine birçok sanatçı, birçok sivil toplum kuruluşu Batı'da İsrail'in bu zulmünü artık lanetliyor. Bizimkiler bunlar, ne yapıyorlar? Bak bütün bunlar hafife alınacak şeyler bizimkiler değil. Bizimkiler ne yapıyor? Bunlar Roger Waters'ı sayıyoruz Pink Floyd'dan da. Ya burada orası, ismi Türk olanlar orası var. Orası zaten çok vahim. Bizimkileri biz en son ne zaman gördük biliyor musun? 2013 yılı Haziran ayında İstiklal Caddesi'nde böyle kol kola girip hançerelerini yırtarak bağırıyorlardı. Çevre için bağırıyorlardı. Değil mi? Hatırlıyorsan. Kanuni Sultan Süleyman da oradaydı. İşte bilmem kim de bütün, oradaydı. Bu bütün dizilerde oynayanlar hepsi, şimdi döndüler. Hepsi alayı kim hepsi varsa. Hepsi oradaydı. Peki kardeşim siz herhangi bir insanlıkla ilgili durumda sanatçı hassasiyetinizin devreye girmesi için illa hükümet karşıtı bir şey mi olması lazım? Öyle olması lazım. Bak Gazze'de çocuklar öldürülüyor, katlediliyor ya. Bir taneniz çıkıp bir şey söylemiyorsunuz ya. Ya da Türkiye'deki solun haline bakın. Bir de İspanya'daki solun haline bakın. Hocam, bence Pink dönüşte Floyd'un, bunu konuşalım. Bu konu çok önemli. Arkadaşlar Pink Floyd'un solisti çıkıyor konuşuyor. Oscar'lı kadın oyuncular İsrail'in yaptığı bir katliamdır diyor. Amerikalı rap şarkıcısı konuşuyor. Bizimkilerin sanatçı hassasiyeti bir türlü Filistin ve Gazze'li çocuklar için harekete geçemiyor. Sadece YPG'liler için geçiyor. Ben sana bunu sebebini söyleyeyim. Muhtemelen bu arkadaşlar üzerinde bir baskı mekanizması var. Var. Zafer. Şimdi o baskı mekanizması neyse Meli, sen de ben de Yusuf Hocam da Sayın Hocam da hep beraber karşı çıkalım, onlara destek olalım. Bu insanları belli ki gözlerini korkutan bir şey var. Tabii. Bir WhatsApp daha, grupları var. Bir daha dizilerde oynayamam diye mi korkuyorsun? Bir daha beni bir filmde oynatmazlar diye mi korkuyorsun? Sahneye çıkarmazlar mı diyorsun? Kimse beni bunu göster, yapanlar. Gideyim araya. Bak kimse bunu yapanlar hangi lobi ise, hangi dijital platformsa hep beraber karşısına çıkalım. Ya biraz şu vicdanlarınız artık konuşsun ya. Kaz Dağları deyince kolunun altına kaz alıp resim vermeyi biliyorsun. Ya da işte ağaç kesiliyor bahanesiyle İstiklal'e çıkıp bağırmayı biliyorsun. Zaferciğim, kardeşim, sözünü unutma, öldürüyor. Reklamı atlamayalım. Çok önemli. Buradan Tarkan'a da işte Şahan'dan bahsediyorsun, Cem Yılmaz'dan bahsediyorsun. Dönüşte biraz bunları da konuşalım. Reklamlar.